Bilinçaltını hackleme nedir? Bilinçaltında istemediklerinizi nasıl silersiniz? Bilinçaltı yeniden programlanabilir mi? Hayal ettiğimiz ilişkiyi hayatımıza nasıl çekeriz? Kariyer, para, bolluk, bereket enerjisi nasıl yükseltilir? Bilinçaltını negatif olaylara karşı nasıl koruruz? Spiritüel danışman Hanife Berrin anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Spiritüel danışman Hanife Berrin bizimle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Harika bir enerjiyle. Sizi gördüğüme hem şaşırdım hem çok sevindim. Öyle mi? Teşekkürler. Evet, çok şükür. Güzel yani sizi görmek. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizi de öyle. Aynen. Evet. Siz daha çok bilinçaltıyla ilgilisiniz. Evet, şimdi ben yaşam koçuyum ama biliyorsunuz yaşam koçluğu çok geniş bir kavram. Yani 180 derece. İçinde eğitim koçluğu var. İşte ne bileyim yani bir sürü koçluğu içeriyor yani işte ilişki koçluğu, motivasyon, iletişim koçluğu gibi. Ben branşlaştım. O yüzden bilinçaltı benim alanım olsun dedim. Aslında çok önemli değil mi? Çok çoğu önemli şey, çünkü ben üniversiteden zaten gelirken, geliyor. Üniversiteden kuantumla geldiğim için zaten yani benim zaten eskiden hani gelme olan bir eğitimim de var. Ondan dolayı da bu benim artık alanım olsun istedim. Bunun üstüne çalışmalarım devam ediyor. Peki ben ilk sorumla başlayayım. Bilinçaltını hackleme nedir? Bu bana çok enteresan geldi. Bilinçaltını hackleme inanılmaz bir şey. O da tam benim işim diyorum. Çünkü gerçekten bilinçaltını zaman zaman hacklememiz gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü bizim olumsuz düşüncelerimiz, bazen etraftaki insanların olumsuz düşünceleri ya da ne bileyim aileden, genlerden gelen böyle bu olumsuz düşünceler bizi zaman zaman istemediğimiz bir hayata götürebiliyor. Olumsuz yani istemediğimiz. O yüzden de biz bunu hackleyelim diyorum. Nasıl bilgisayarda hackleme olayları var. Aynen biz bunu hackliyoruz ve hacklediğimiz zaman da oradaki olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceleri yani koyup yer değiştirip evet yer değiştirip ondan sonra olmasını istediğimiz hayata böyle gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Peki bunu çok kolay anlatıyorsunuz. Nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? Şöyle bir şey yani zor değil. Dışarıda arkadaşlara da konuşuyorduk aynı şekilde. Zor değil. Şöyle eğer siz isterseniz, siz hazırsanız bunu çalışmaya ve hayatta da istemediğiniz yani taraflarınız varsa, yönleriniz varsa hazır olmak çok önemli. Hazırsan çok çabuk bir şekilde gerçekleşiyor. Ama hazır değilsen o zaman zaten çalışmaya gerek yok. Hazır değilsen. Çünkü zaten alamıyorsun. İstemek önemli. İstemek çok önemli. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Hazır olmayan bir kişiye sen ne kadar iyi olursan ol